Selam dostum, kanalıma hoş geldin. Ben Gökay. Bugün sizlerle sezonun işte durmadan görünmez olan şako yapacağız. Navori'li bir şako build'i göstereceğim sizlere. Gerçekten çok eğlenceli. Adamları kesip kesip böyle Q'muzun bekleme süresini 3 saniye civarlarına düşüreceğiz. Daha sonrasında da bir kill aldığımız gibi direkt tekrar görünmez olacağız dostlar. Birçok arkadaş yazmış böyle, iyi ki hatırlatıyorsun like atmayı abi, unutuyoruz diye. O senin sohbetine dalıyoruz işte, maçın heyecanına dalıyoruz diye. O yüzden dostlar böyle maç başlamadan tam işte mesela ben şu an kuşları kesiyorum. Sen de like atıyorsun kardeşim. Sonra arkana yaslanıp izliyorsun. Keyifli izlemeler diliyorum. Bu arada da hala abone olmadıysan bir abone olursan beni çok mutlu edersin. Emeğine sağlık. O abone ol tuşuna basan parmağını yerim diyeceğim. Şimdi şey olacak. Neyse, siz anladınız. Bu arada Red Smite aldım. Hangi Smite'i ne zaman alacağımız konusuna da şöyle bir değineyim sizlere dostlar. Açıkçası şöyle hafiften şunu şöyle keserken, Red Smite hasar vermek istediğinizde alıyorsunuz. Mavi Smite'ı mobil olmak istediğinizde, yani çalılardan mesela çıkarken hareket hızı kazanıyorsunuz eğer gidip mavi Smite alırsanız. O yüzden AP Shaco'da ben şu an direkt mavi Smite tercih ediyorum. Tank Shaco oynuyorsanız da az CC yemek için direkt ve direkt şunları da şöyle bir bakın. Bir son bir tane vurduktan sonra bu yanınızdaki kurtçuk iki kere daha vuruyor. Haberiniz olsun o arada. Hani bu mekaniğe de alışmak lazım. Kampı ne zaman bırakıp diğer kampa yürüyebilirsiniz, o olayı anlamak açısından. Bir tane daha W vereceğim hızlı bir şekilde kamplara dönmek için. Dediğim gibi yeşil smite de bize yavaşlama direnci, işte sıvışma veriyor. Onu da tank oynadığımız maçlarda alıyoruz. İki tane W veriyoruz. 2.30'a yetişmek için elimizden geldiğince hızlı bir şekilde orman dönmemiz gerekiyor çünkü. Şimdi bu ilde gelecek olursak bakın, mesela bıraktım çünkü kurtçuk iki kere vuracak derken niye bir kere daha vurmadı? Bir kere daha vurduysa ben hesaplayamadım. Neyse. Şimdi bir Draktar, sonrasında cam biçen, sonrasında bir hayalet dansçı falan alacağız hızlı vurmak için. Daha sonrasında da direkt ve direkt dostlar yapıştırıyoruz oradan. Nerede olan o? Heh. Navori'yi yapıştırıp Karabalta, Haşmetli Hidra, Vahşi Hidra, yine Haşmetli Hidra diyorum. O kadar çok Haşmetli Hidra oynanıyor ki bu sezon. Vahşi Hidra'yı bazen söyleyemiyorum gerçekten. Böyle yaklaşık şu aşağıdaki şu kum saatini böyle 120-130 civarlarına çekiyoruz. Yani bekleme süresinde azalmamızı şöyle yaklaşık olarak %55-%60 civarlarına çekmiş oluyoruz. Şuraya bir tane W koydum. O çocuğa gelmek istiyorum bu arada ama. Tamam, şunu kesersem o çocuğa geleceğim. O çocuğa geleceğim kanka. Hiç şey yapma o çocuğa. O çocuğa hiç şey yapma. Bırak, ben keseceğim onu. Bırak. Bırak kanka onu. Tamam. Tam doğru zamanda doğru yerdeydik. Şimdi bakın, bir tane düz vuruş vurdum. Oo, çok can yeniledi be. Oo! Abi hackerim de çok güçlüymüş be. Neyse, devam. Maskeyi taktık. Daha ciddi oynayacağız şimdi. Bu arada W'ye 2 seviye verdiğim için orada hackerimi kesemedim. E'yi aplamış olsaydım o eksik cana direkt çocuk tek yiyecekti. Ama anla ki böyle şeyler olur. Hiç canımızı sıkmaya gerek yok. Biz zaten full build göstereceğiz. Maçın çekişmeli olması bizim her zaman işimize gelir. Şimdi şuradaki kampları da alacağım. Hackerim birazcık zor bir eşleşme bu sezon. Özellikle tank oynamıyorsanız Shaco'yu. Şimdi buradaki kuşları kesip direkt midlerine bir gank arayacağım. Tamam. Tertemiz. Bakın düz vuruşlarımız yavaşlatıyor. Şöyle rünleri göstereyim. Editör kardeşim Enes'im vermiştir zaten rünleri. Şuradan hızını al rününü girmeyi unutmuyorsunuz AD Shaco oynarken. Çünkü E'niz pasif olarak yavaşlatıyor. O yavaşlatma süresince de siz durmadan düz vuruş vurduğunuzda adam flaşı yoksa hiçbir şekilde sizden kaçamıyor. Ama Sion'un bu kadar kasması bizim bu fantastik build'imiz için birazcık dezavantaj olacak. Bizim olayımız ne olacak peki? Lulu ile Twitch'i kesip kesip görünmez olup Hecarim ile Sion'un o küçük beyinlerini karıştırmak olacak. Tamam, şuna bir tane E attım. Aha, keseceğim ya bu çocukları. Tamam, öldü öldü. Abi o da mı ignite attı? Ulan onun ignite'ında kalmış. Bu birazcık unlucky oldu. Ama can biçen bitmedi değil mi? Bitti sayılır da. Beklenir mi? Beklenir ya.
Bu çocuğu kesmem çok zor bu arada. Öleceğim muhtemelen pasifine. Aynen, pasifine öleceğim çok belliydi ama o kill için değerdi. Şimdi botumuzu da bitirdik, devam. Bu arada bu hesabın West'teki ilk 10 maçı, muhtemelen karşıya smurfler falan gelmiştir. O yüzden tam olarak Elo'yu bilmiyorum. Ama taşıyacağız. Bu build'in gücünü de sizlere bir göstereceğim. Ebedi kılıcımız olmadığı için tamamen hani ebedideki hasar yok ama kanserlik seviyesi olarak çok daha üstte diyebilirim. Of 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 of. Çocuk çok güzel baitledi bu arada. Eline sağlık Thresh'im. Orada ne oluyor? Ha, o da onu kesti. Tamam. Bu arada artık top lane'ler çok fazla experience alıyor. Adam 10 level mesela, görüyor musunuz? Adam ciddi anlamda 10 level. Top'a gelen XP ve gold'u arttırdılar. Bu birazcık sıkıntı. Şimdi burada bu çocuğu kanserlemeye çalışırlarsa direkt arkalarından girmeyi deneyeceğim. Oo. Çok vurdu bu arada. Ona bir şey yapacağım mı? Yapmayacaksın, tamam. Şunu adamı şöyle kesebilir miyim? Tamam. Keşke şu çocuğa birden bir şey yapabilsem ama o çocuğa yapabileceğim hiçbir şey yok şu an. O çocukla hiçbir zamanda uğraşamayacağız muhtemelen. Şimdi benim buradan çıkacak o çocuk ve tek yiyeceğim mi? Oy, sen nesin be çocuk? Sen nesin be çocuk? Tertemiz, eline koluna sağlık. Bu arada direkt hayalet dansçı üstüne o eşyaya gideceğiz ama bakalım, maç çok çekişmeli. Hem bu build'in de limitlerini görmüş oluruz beraber. Muhtemelen bizim Jinx'e kabaracaklar ya. Tamam. Oy. Onu kesmeyi bu arada gerçekten beklemiyordum. Divine'i olan Hecarim'i böyle kesmeyi beklemiyordum. Olur abi, yeriz. Aha. Oo. Gayet temiz. Gayet temiz. Bu arada bir tane hançeri fazla almışız. Ben hayalet dansçı daha fazla, eskiden çok fazla hançerden yapıyorduk. Bir alışamadım artık iki uzun kılıç bir zihilden yapıldığını. Onu sattık mecbur. Oradan küçük bir kaybımız oldu ama direkt Navori'ye gidiyoruz. 1400 gold'umuz kaldı. Sonrasında da bir Draktar almamız lazım. Bakalım. Tamam. Bu çocuğu burada kestim. Tamam, bu çocuğu burada kestim. Hecarim beni kovalıyor mu? Gel bakalım buraya Hecarim. Of abi, bu ne? Bu ne? Ben bayağı iyiyim bu arada. Şimdi smite'ımız da dönüştü. Navori'yi alıp direkt Draktar'a gidiyoruz. Sonrasında da bir karabalta alacağız. Aha. Abi! O hasar, uy uy uy. Bir de Navori kritik vuruşuna bağlı olarak bizim mesela E'mizin de hasarını arttırıyor. Yeteneklerimizin hasarını artıyor. Bakın %12 yazıyor gördüğünüz gibi. O yüzden çok fena hasar çıkartıyoruz eskiliyle de. Biraz daha kritik alırsak artar ama bu saatten sonra kritik almayacağız. Zaten artık Navori kritik vurduğumuzda değil, her zaman hasarımızı arttırıyor. Mesela yani. Bak, Q tekrar geldi. Daha bir de Draktar'ımız yok şu an. Ölme lan. Ananı! Vur lan, vur lan klon. Adamsın lan. Daha şimdi
Burada 40 yeteni kızı gözüküyor ama daha asıl itemi bitirmedik. Draktarı bitirdiğimiz zaman hem Draktardan 20 gelecek hem de bu aldığımız diğer itemlerden gelecek. Asıl patlama o zaman başlayacak. Direkt şöyle bir 5 saniye düşecek, sonrasında bir iki item daha alınca 3,5-4 saniyelere düşüyor. Özel oyunda denemiştim. Göstereceğim sizlere zaten. Ama bakın şimdi Q'ya attım, düz vuruş vuruyorum bak. Bak görüyor musun Q tek nasıl tekrar geliyor? Mükemmel bu arada, mükemmel. Direkt QR yapmam lazımdı. Burası tamamen benim hatam bu arada. Direkt QR yapmam lazımdı. Ulti tepkisi gösteremeden keseriz diye düşündüm de neyse ki bizim çocuklar aldı. Orada niye QR yapmam lazımdı dedim. Umarım anlatabilmişimdir. Direkt adamlar tepki gösteremeden tekleseydim çok rahat çıkardım da oradan. Ama bir tık kötü oynadık orada. Şuraya hemen bunu koydum. Hemen düz vuruşlarımı vurup Q'mun tekrar gelmesini sağlayacağım. Tamam. Şimdi buradan mid lane'e koşuyorum hemen. Hemen mid lane'e koşuyorum. Lulu ne yapıyor orada? Oo, tamam. Orası işte tam burası benim yerim işte. Tamam. Tamam. Mükemmel. Hecarim'cim red'ini aldım hayatım. Şimdi sen ona girersen senin canını da alacağım hayatım. Nasıl yapalım bu işi? Sen söyle bana. Tamam. Canını da almamı istedin. Şimdi buradan kule gold'u alırsam var ya bir de. Bu çocuğun beni salması lazım ama. Tamamdır. Şimdi işte bakın 75 oldu. Şimdiden 75 oldu. Evet. Evet adam. Bakın siz az önce söylediğim QR olayı buydu. Gördünüz değil mi? Yok. Of. Of. Thresh güzel oynadın. Eline sağlık kardeşim. Bakın şimdi midde çok uzun bir savaş var. Oradaki savaşta bakın. Bunu kestim, şimdi izleyin. Şimdi izleyin, gösteriyorum. Abi. Gördünüz değil mi olayı? Kaç defa görünmez olduk bir takım savaşında? Ben gerçekten bilmiyorum bu arada. Hadi eliksir de alalım. Bakın şu an 4.76. Bakın şimdi bak. Bir tane Q attım. Bak bitsin. Şu an şöyle bitsin. Şurada 5 saniye ya. 1, 2, 3 düz vuruş vuruyorsunuz. O sırada zaten keskin sağanakla bu düz vuruşları deli gibi hızlı vuruyorsunuz. Tekrar gelmiş oluyor. Şimdi Hidra'mız varken de bir daha göstermek istiyorum açıkçası. Dostlar bakın şimdi. Kestim. Q tekrar var. Bak izle izle. Bak tekrar görünmezim. Abi tekrar görünmezim. Tekrar görünmezim. Hayır. Abi iğrenç. Tam anlamıyla iğrenç. Bu arada size söylediğim gibiymiş. 100 ability haste kastığımız zaman %50 azalıyormuş. Bu da güzel bir bilgi. Yani en fazla burada itemi satar bir de karabaltı alırdık botumuzu satar ama yeterince gösterdiğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bu ilk 10 maçtı. Yani şu an mesela Silver Çelo gözüküyor ama gerçekliklerine hiçbir fikrim yok. 43K hasar vurmuşuz. Yani İnanamıyorum ya. Şöyle bir maskemizi de çıkartalım video kapanışı yaparken. Gayet güzel, eğlenceli bir videoydu bence ve bu build'in tam potansiyelini gösterdiğimi düşünüyorum sizlere. Bir de bunun üstüne işte botu satıp karabaltı alırsanız işte 4 saniyeden aza düşüyor. Q'ya basıyorsunuz. Keskin sağanakla tak 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 vuruyorsunuz. O sırada bir kill geliyor. Tekrar görünmez oluyorsunuz. Bence böyle oynanır bu arada. Yani skillerimizin falan da hasarı arttığı için ayrı bir eğlenceli. Tabii ki bizim şaka olduğumuz için çok bir skill hasarımız yok ama E'mizin ne kadar vurduğunu gördünüz. O yüzden oynanabilir diye düşünüyorum. Yemek yiyorsan afiyet olsun kardeşim. Uyuyorsan da iyi geceler diliyorum. Umarım izlerken keyif almışsındır. Burayı izliyorsan ve hala kanala abone değilsen, abone olsan ve sol alttan bir like bırakırsan çok sevinirim kardeşim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.